Aşanlar şiirine hayran olurlar. Ardışlı dağların çamlı belleri, aşanlar şiirine hayran olurlar. Bizim memleket, bizim memleket. Ah canım can ölüm, bizim memleket. Efendim, hoş geldiniz kıymetli izleyenler. Gazi ile Haydi Memlekete programı sezon finaliyle karşınızda. Çok güzel bir sezon geçirdik. Sayenizde çok güzel, keyifli programlar çektik. Bizleri gerek yurt içinde gerek yurt dışında izleyen kıymetli izleyenlerimizin çok güzel tepkilerini aldık, mesajlarını aldık. İzlenme oranlarımız da çok güzel. Bu yıl keyifli bir sezon geçirdik. Bütün ekip arkadaşlarıma, kanal yöneticilerimize çok çok teşekkür ederim. Biz nereye geldik bugün? Biz bugün Sinobilimizin Dikmen ilçesine bağlı Yaykın köyündeyiz. Yaykın köyünde geleneksel piknik programı var bugün. Bütün gurbetteki ahali, bütün Yaykın köyüne mensup insanlar çocuklarıyla, eşleriyle, ailece, dostlarıyla, akrabalarıyla işte şu arkamızda gördüğünüz güzel manzaralı dağın arası dediğimiz piknik alanına geldiler. Biz de ekip arkadaşlarımızla şimdi bu piknik alanına geçelim ve bu güzel günü eşle, dostla, akrabalarla, komşularla ve Yayder Derneği yönetimiyle geçirelim. Evet. Yayder, yani Yaykın Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği geleneksel piknik Yaykın Köyü'nde düzenleniyor bugün. Biz de piknik alanına geçelim, güzel görüntülerimizi alalım ve sizlere yine her hafta olduğu gibi harika bir program hazırlayalım. Evet, hadi gidiyoruz Gazi ile Haydi Memlekete, Yaykın Köyü'nden, dağın arasından başlıyor. Değerli misafirler, değerli konuklar, her yıl bayramda düzenlenen Yayder bayram şenliklerine, pikniğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz öncelikle. Kıymetli misafirlerimiz, vatanımızın bekası için, toprağa kanlarını akıtmış olan aziz şehitlerimiz için, İstiklal Marşı ve saygı duruşu için sizleri ayağa davet ediyoruz efendim. Müzik
Efendim teşekkür ediyoruz sizlere. Açılış ve selamlama konuşmaları için değerli başkanımız Şeref Tekin'e sizlerin alkışlarıyla mikrofonu devrediyoruz efendim. Sayın muhtarım, değerli yönetim kurulu arkadaşlarım, siz değerli misafirlerimiz, değerli köylülerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli köylülerimiz, ne güzel bir kurban bayramına daha hep beraber kavuşmanın ve aynı zamanda da köyümüzde benim dönemimde üçüncüsünü düzenlediğimiz köy pikniğimiz bu yılda her sene olduğu gibi kurban bayramının dördüncü günü sizlerle beraber olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyorum. Değerli köylerimiz, bizler doğduğumuz topraklarda her zaman yerimiz, yurdumuz olarak bilir ve bununla ilgili de her daim köyümüzün, köylümüzün yanında olmaya çalışıyoruz. Hem köy muhtarımla beraber biz buranın mülkiyetinin alınması için canla başla uğraşıyoruz. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şu anda buranın 15,5 dönüm olarak Allah nasip ederse en kısa zamanda 98 yıllığına köy tüzel kişiliğine devir işlemi yapılacak. Şu anda mühendiste çiziliyor. Gençlik kollarımız, yönetim kurulumuz, köy heyetimiz, özellikle muhtarım, İki günden beri beraber buraları nasıl düzeltebiliriz? Eksikleri tamamlayalım. Gelen hanımefendileri, beyefendileri, genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı rahat ettirmenin peşindeyiz. Dolayısıyla sizleri rahat ettirmenin peşindeyiz. Yani hep beraber bugün de sizlerden ricam, havalar çok sıcak. Ateş sadece bir kıvılcıma bakıyor. Şu ormanlar hepimizin, bu güzel doğa hepimizin. O yüzden de yaktığımız ateşlere dikkat edelim. Çöp poşetlerimiz mevcut. Gerektiği zaman arkadaşlarımız size çöp poşeti versin buradan. O işle de görevli Turgut kardeşimiz. Gelin Turgut kardeşimizden de isteyin. Çöp poşeti de verelim. Ormanımızı sabahıyla başladığımız gibi temiz bir şekilde bırakalım. Çünkü burası bize her zaman lazım. Burası bizim ikinci evimiz, ikinci adresimiz. O yüzden de ben sizlere saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Hatamız, suçu lisan ediyorsak da şimdiden hepinizden özür dilerim. Hepiniz benim abimsiniz, büyüklere ellerinden, küçüklerin gözlerinden, hanım kardeşlerimizin de mübarek kurban bayramını en içten dileklerimle kutlar. Hepinizi bol muhabbet, eğlence dolu bir gün diliyorum. Kalın sağlıcakla. Dernemizin kıymetli başkanına bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi mikrofonu ise köyümüzün muhtarı Sayın Harun Kürcü'ye sizlerin alkışlarıyla devrediyoruz efendim. Sayın başkanım, saygıdeğerli köylülerin, yakından ve uzaktan gelen tüm misafirlerin köyüm ve şahsım adına selamlıyorum. Nice bayramlar almak nasip etsin de tüm bayramımızı kutlar. Sayın Muhtarımıza teşekkür ederiz efendim. Açılışımızı sizlerle beraber yapmış olduk. Yavaş yavaş eğlencelerimizi başlangıcını yapacağız. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Sofrayı donatmışsın. Bu sofraya bir ağa mı çıkacak? Evet. Eyvallah. Sağ ol ablam.
Abi bak. Dur, bak. Adaletsizlik diyecektim. Neyse uzattım. Geldi. Onu getiriyoruz da. Teşekkür ederim dayım. Bak bir tane daha ya. Tamam, sağ ol dayım. Afiyet olsun. Bunu özellikle sen yap. Şimdi tamam, bunun ya. Kıymetli izleyenler, bizim köylerimize eskiden dünürlüğe gittiğinde vatandaş evet, tuğla verelim derlerdi, değil mi dayı? Aynen öyle. Tuğla vermede bisküvini arasa lokum koyarak oluyordu. Buyur gazicim, afiyet olsun. Sevgili kardeşimin Sedat'ın elinden lokum yemek de bölsene lan şimdi kardeş payı. Ver lan. İçim el vermez ha. Eyvallah. Anam. Dur gazi. Tamam. Nasıl, atmosferi bir değerlendir bakalım. Çok güzel. Keşke böyle olsa. Her yerde böyle olsa. Çok Allah güzel. Birliğimizi, beraberliğimizi bozulmasın. Amin, her amin, şey amin. Çok güzel. İnşallah böyle devam eder. Sen de başarılar dilerim sana. Da. Allah razı olsun kardeşim. Çok teşekkür ederim. Yayder'in pikniğindeyiz. Yayder, Yaygın Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Geçmişten günümüze çok güzel faaliyetleri olan bu dernek köyde son yıllarda piknik organizasyonu da yapıyor ve böyle gördüğünüz üzere gurbetteki bütün köylüleri sırayla buluşturuyor ve burada çok güzel organizasyonlar var bugün. Burada işte keşkeklerimiz kaynıyor, biraz sonra ikram edilecek halka. Keşkekleri yapan abilerimize şöyle bir tanışalım. Ondan sonra biz programımıza Yaygın Köyü pikniğinden gümbür gümbür devam edelim. Evet arkadaşlar, kameraman arkadaşım beni takip etsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldin enişte. Kolay gelsin. Sağ olasın. İsim neydi efendim? Sabri. Sabri abim, ne yaptınız böyle? Güzel keşkek, güzel kokular geliyor. Keşkek yaptık. Keşkek yani yaptın. Yaptık. Sabri abim keşkeğe yapmış. Şu kaşığı alabilir miyim şurada? Alıyoruz. Şu kaşıkla şöyle keşkeğe bir karıştır. Kameraman arkadaşım da şöyle bir buraya odaklanırsa. Kıvama bak, kıvama bak. Kıymetli izleyenler, Sinop bölgemizin, Sinop ilimizin bütün böyle organizasyonlarında keşkek geleneksel yemeğidir. Teşekkür ederiz. Bir şey Sabri değil. Bey. Afiyet olsun. Ortam nasıl? Günü nasıl değerlendirirsin? Çok iyi, Allah'a şükür. Eyvallah. Eline koluna sağlık. Sağ olasın. Teşekkür ettim. Bu işler olduğu zaman herhalde işin ehli olarak bu abilerimiz böyle burada birikiyor. Patronu. Patron. Bak patron var. Bak abi, patron olduğu nasıl belli. Yap abi bir daha. Yap abi. Bak. Açtı başımız. Bak abi patronuma. Bak. Hiç malzemeden çalmıyor, görüyor musun? Bak bak bak, bol bol. Bol bol. Ana maddesi tereyağıdır. Bol bol. Tereyağı olmasa keşkek olmaz, biliyorsunuz. Kıymetli abim, seni de tanıyalım. İsim ne? İsim Yaşar Oğuz. Yaşar Oğuz abi, eline koluna sağlık. Sağ ol, teşekkür ederiz. Abi kameracımız anlatayım. Bu organizasyonlarda herhalde böyle işin ehli olarak sizler ya işte gönüllü olarak buralarda böyle idare ediyoruz yani arkadaşların sayesinde, evet. Allah razı olsun. Tereyağımız da köylü, köyün tereyağı, ineklerin tereyağı. Kıymetli keşkekten tereyağını katıyan kısmayacaksın. Şu 3 kazana 8 kiloyu atacaksın. 8 kilo. Şimdi bu olsun peki, olsun dersen 8 kilo olacak ama olmasın öyle dersen 3 kilo yeter. Ahaliye bol bol yeter mi diyorsun burayı? Yeter. Eyvallah, eyvallah. 30 kilo keşke. Teşekkürler abim. Sizi de tanıyalım efendim. Şurada da ben şeyimiz Abdullah var. Abdullah Coşkun. Onu aç abi, evet. Arkadaşımıza yardımcı oluyoruz, aşçı arkadaşımıza. Elimden gelince, kaledince. Vay, bu, görüyorsunuz kıymetli izleyenler.
Halis molis köyün hayvanlarından kesilmiş kurban eti kavurma değil mi? Evet kavurma. Dana herhalde bu. Dana. Tereyağını da kaşığına koyacağız. Neyle koyacaksın? Tereyağını diyor neyle koyacaksın? Sürahıyla koyacağız. Bol yani Allah'ım. Şu ete tereyağı atacaksın. Tereyağı. Özellikle eti tat veren tereyağıdır. He. Tereyağı püf olmasa noktası, hiçbir şey olmaz. İşin püf noktası aynen, tereyağı. Aynen öyle. Kıvamı olacak. Soğanı, evet. Biberi, domatesi, harikasın abi. Pul biberi, tereyağı. Eyvallah. Şuna bir kilo tereyağı attın. Bakacağız, bakabilirsin. Bakacağım. Baharatımızın şeysi bu. Baharatı vatandaşları kullanmış oluyor. Müsaadenizle alayım mı bir tane? Buyurun tabii buyurun. Afiyet olsun. Arkadaşlara da ikram edin. Efsane ya, yemin ederim efsane. Abi ellerinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Muhammed Hamza Şenso. Babamın ismi Servet. Şensoylardan bir kişiyle başladık. Sen söyle bakayım ismini. İsmim Muhammed Semih İkiz. Babamın adı Hüsnü. İsmim Enes Erol. Babamın ismi Ramazan Erol. İsmim Seyit Musa Ertürk. Babamın adı Mustafa. Mertcan Gökçe. Babamın adı Muharrem. Timuçin Duman Mustafa. Öyle olmaz. Söylemeyeni almıyoruz. Söyle. Yok. Güçlü söyle. Timuçin Duman Mustafa. Ali Eren Erol. Babamın adı Ramazan. Muhammed Emin Külçü. Babamın adı Ramazan. Muhammed Emin Yavuz. Arif. Muratcan Gökçe. Babamın adı Muharrem. Adın ne senin? Kar. Kaan. Babanın ismi ne? Hüsnü. Hüsnü abi. Neredesin sen? Burada mı? Tamam. İki çocuk mu var? Yarışmada tamam. Özgür Acar. Babamın ismi Cengiz. Adım Çınar Ertürk. Babamın adı Vedat Ertürk. Seni söyledik zaten. Evet. Yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Mayıs sırada Hasan Çevap ile birlikte yarışmaya başlayacak. Bir dakika. Tamam, o zaman onu finalde çıkıyoruz. Tamam. Haydi bakalım. Müzik eşliğinde başlıyoruz. Şöyle denelim bakalım. Haydi. Bana doğru, bana doğru. Haydi. Gel bakalım kanka. İsmin neydi senin? Semih. Şimdi Semih yarışmanın birincisi oldu. Ama sonundan alkışlıyoruz. Yarışmaya yandan müdahale etmiyoruz. Şimdi bir dakika. Ben arka tarafta kaldım. Burada VAR'a gidiyoruz.
Şeyimiz karşıda. Bunun olduğunu ben görmedim. O taraftaydı. Devam. Tamam. Devam kararı çıktı. Hasan Çolak. Değişik devam. Teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız ona duş başında oluyor. Gel kanka. Gel gel gel. Bir tane sen ben de kayın. Ne oldu, nasıl oldu, bir açıklasana. Alkışlarla olur, ismini söyle nereye git. Mertcan Gökçe. Mertcan'a da teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Ankara'ya bugün geldim, yarı görmeye geldim. Ankara'ya bugün geldim, yarı görmeye geldim. Öyle sevdim birini, baktım o bezgin geldi. Taburayı kıracaksın lan, 150 TL. Abi çok zayıf. Bir şey diyeceğim. Neden olmadı sence? Çok zayıf. Bir dakika. Bir dakika. Nasıl yapıyor? Bir daha göster. Tamam. Biz ikisini de şampiyon yaptık. Gel Ronaldo ya. Adın neydi? Ali İrem Erol. Mehmet Emin. Çok kuvvetli alkış istiyoruz. Gerçekten eğlendik ama. Hemen Gençlik Kolu Başkanımız onlara hediyelerini takdim edecek. İtti mi sen rakibi? Efendim? İtti mi rakibi? Böyle böyle oynuyor abim ben. Gaz oynuyor bir daha. Böyle böyle oynuyor. Hediye mi verdin? Evet, burada iki tane şampiyonumuz var. İkisine de hediye verdik Gaz abi. Şimdi diyor ki, şike yaptı diyor. Ne? Beni çok fena itti diyor, doğru mu? Bana dostluk kazandı. İsmin ne? Ahmet Emin. Dostluk Ahmet. Kazandı diyor. Çok güzel, bir daha söyle. Mikrofonu verir misin başkanım? Sakin ol. Dostluk kazandı, söyle bakalım. Dostluk kazandı. Alkışlayalım bu centilmen yarışmacıyı. İsmin neydi? Ahmet. Ahmet, gel buraya. Senin ismin neydi? Ali Eren. Tamam, el sıkışın, tokalaşın bakayım. Kucaklaşın, kucaklaşın. Aferin, bravo. Hadi, teşekkürler. Hadi. Şimdi gene sizde. Tamam, vereceğim ben. İzzet Bey, al mikrofonu abi. Hemen devam, ismini söyle. Esen Kürtcan. Sedat. Nene Sürma Ertürk, babamın ismi Musa. Mustafa. Rana Ertürk, babamın ismi Bartel. Şöyle bağıra bağıra söyleyin. Bağıra bağıra söyle. Sesin çıksın biraz. Rana Ertürk, babamın ismi Abdullah Vahdet Ertürk. Adım Efrin Ertürk, babamın ismi Vahdet Ertürk. İsmini söyle. Siz de aynı. Sabura Gökçe, babamın adı Recep Gökçe. Nerede bir kardeşim? Efrel Mirak Ertürk, babamın adı Vedat Ertürk. Ayşe Gülçin'a, babamın adı Mustafa Çınar. Zeynep Nurşunay Mustafa. İsmim Tuğba. Babamın ismi Rafet. İsmim Ayşe Erba. Babamın ismi Erdal. Benim ismim Vera. Babamın ismi Erkan. Oradan bir alkış geldi. Ali Eren. Sen söyledin mi? Yok. İsmim Feyza Sena Gökçe. Babamın ismi Metin. Evet, kızlarımızı tanıdık. Alkışladık da. Feyza. Müzik eşliğinde başlıyoruz. Gel buraya, gel. Gel gel. Hiç utanmadın değil mi şuna gelirken? Adın neydi senin? Zeynep. Evet, biliyorsunuz Zeynep her zamanki gibi sondan da olsa birincimiz. Alkışlıyoruz. Zeynep, benim orada bir kontenjan biletim var. Bir tane bilet alacaksın, tamam mı? İsmin ne?
Eflin. 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 Birinci mi oldun Eflin? Hayır. Devlet memuru olmak böyle bir şey. Senin ismin ne? Safure. Birinci mi oldun sen? Evet. Bravo. Başkanım. Evet. Yanımıza gelin. Tebrik ederim. Çok güzel bir piknik düzenliyorsunuz. Allah razı olsun. Katılım da gayet yoğun. Burada bu mekanda kaçıncı piknik efendim? Bu benim dönemimdeki 3. pikniğimiz. Benden önceki başkanımız Ramazan Yıldırım'da 2 sefer yaptı burada. Toplam 5. pikniğimiz bu. Memleketimizde böyle bir organizasyon düzenlendiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz gençlerimize, hanımefendilere, beyefendilere, böyle yetişmiş çocuklarımıza. Evet. Biz teşekkür ediyoruz ki bugün burayı şenlendirdiğiniz için. Yani şu çocukların şu mutluluğunu görmek her şeye bedel, biliyorsun. Aynen öyle. Teşekkür ederiz ilginiz. Ne hediye ediyorsunuz, takdim ediyorsunuz şimdi başkanım? Birinci ve ikinci bir tanıyalım bakalım. Sen kimsin? Kimin kızısın? Nesin? Ben Safura Gökçe. Şeyi alalım mı? Evet. Ben Safura Gökçe, Recep'in kızıyım. Recep Gökçe'nin. Maşallah, Allah bağışlasın. Evet, şimdi okuyor muyuz? Evet. Nerede? Dikmen'de. Hadi, teşekkür. Şimdi kucaklaştınız mı? Evet. Onu da tanıyalım bakalım. Şöyle geç bu tarafa başkanım. Evet, siz konuşun. Az önce de dediğim gibi genç çocuklarımıza ben başarılar diliyorum ki muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızın anne babalarına da teşekkür ediyorum ki böyle güzel evlatlar yetiştirip bugün bizleri eğlendiriyorlar. Biz bu çocuklarımızı kazanmak zorundayız. Gençlerimizi kazanmak zorundayız. Yoksa 45-50 yaşından sonra kimseyi toplum içine çekemeyiz. Ne olursa olsun gençlikten ağaç yaşken eğilir. O yüzden de ben buradaki büyüklere şunu söylemek istiyorum. Genç kardeşlerimizi, genç çocuklarımızı derneğimize yönlendirelim. Bizlerden size zarar değil, fayda gelir. Sokağa bırakmaktansa gençlerimizi derneğe yönlendirmek, bizlere yönlendirmek çok daha avantajlıdır. Biz her konuda herkesin elinden tutar, elimizden geldiğince de yardımcı oluruz Allah'ın izniyle. Teşekkür Eyvallah ediyorum. Eyvallah başkanım. Şimdi tanıyalım bu kardeşimizi. Evet, isim? Adım Eflin. Eflin. Kaça gidiyorsun Eflin? 4'e geçeceğim. 4'e geçeceğim. Başkan Bey hediyesini takdim etsin sana da. Nerede sonra okuyorsun? Sonra fotoğraf alacağız. Al bakalım. Nerede okuyorsun? Bafra'da. Tamam, hadi bir kardeşinle bir kucaklaşalım. Sayın muhtarım, sayın doğru komutanım, sayın Kastamonu Sosyal Hizmetler Müdürüm, Harun Müdürüm. Gönül istiyor ki bu yavrularımızı Bafra'ya, Dikmen'e, sağdaki soldaki okullara değil. Gelin hep beraber olalım. Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Dikmen'imize, gerekirse hep beraber toplu olarak milletvekilimize, gidebileceğimiz bütün mevkilere gidelim. Köyümüzün okullarını, köyümüzün yollarını, köyümüzün çocuklarını köyümüze kazandıralım. Sayın muhtarım, bu konuda öncülük olmamız gerekiyorsa birlik beraberlik içinde nereye müracaat etmemiz gerekiyorsa yapalım. Köyümünde bu çocuklarımız okusun. Okuyan insandan zarar değil, fayda gelir. Benim gibi cahil olursa da mikrofonu eline alır bırakmaz. Estağfurullah başkanım. Sonra abi
Üstüm bırak. Abi bir dakika ya. Sabahtan beri çocuklara muhalefet. İkincide eğlendim. Böyle bir şey var mı ya? Hayır, burada önemli olan çocuklardı zaten. Çocukları kazanmasıydı. Ben de... Yeter abi. Öldü mü öyle ne diyor? Sen çok bile yarıştın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Alkışlarla oynuyoruz. Çok sağlamadan birini gönderdik. Gel ben seni kaldırayım. Başa yok zor mu? Ben seni elenmeyeyim sonuna kadar. Mezdenge olsun bitir mi? Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hemen bir sandalye aldık. Yarışmacı arkadaşlar ne hali varsa görsün dedik. Benden bu kadar. Beyler hastalıklarım be. Bak hiç. Abi bir dakika. Niye bu kadar yaklaştırdınız ya? Açın abi geniş biraz oynayın ya. Hiç oynamıyorsunuz. Ya demin kızlar sizden daha güzel oynuyordu ya. İyi iyi. İyi, iyi. Arkadaş hiç düşmüyorsunuz. Sandalye gram var. Bak taraftarın böyle mi yok? Yılmaz abi teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Yılmaz emirdim Kamyon devrilmiş gene burada. Sen ne yapıyorsun? Bir dakika abi. Abi beşer gibi oldu. Kız. Şarkının sonunu niye bekliyorsun? Devam. Abi uzun süre. Kırmadılar beni. Öyle Allah kardeşimizi kırmadın. Sağ olasın. İşte ben kızım. Yok yok oynamaz. Yok.
Bizim istediğimiz performans bu arkadaşlar. Lütfen, milletin görmek istediği şeyler bu. Ama biz Kurtlar Vadisi'ndeki pelerinliler gibi kökenler olarak şampiyonluğa adayız. Haydi bakalım. Sarmaşık günlere dolaştım, sarmaşık günlere dolaştım. Öptüm sevdim, alevleştim. Öptüm sevdim. İşte bu! İşte bu! Ya, ya, yok sandalye çekmece yok. İkisi de mücadele sonunda. Ya sorun yok. Adam seni boynunun üstüne getirdi. Tabii ki sorun olmaz. Ömer kardeşim, gençlik kolu başkanı, gençler ayağını kaydırdı. Aldınız mı bir sandalye? Helal olsun. Ömer'im sağ olsun. Haydi devam. Salam. Sağ olun. Abi çok sağ olun. Şurada sen oynuyorsun diye canlı yayın açtım. Ben böyle ne diyeceğim şimdi? İzzet, maşallah kadar bilgi yaşam. Evet, çok sorunlardan bir belirmiş olduk. Zaten bir tane oldu şu an. Babası da vardı. İki kişi yemiş oldu. İkidir kurtuluyorsun. Öğrendik mi? Aynen. Devam. Aldık insanları. Böyle bir şey yok. Sandalyeye oturacaksın, ikisinin arasında değil. Bütün günlüklerimizi yırttın. Senin için de koşa koşa gittim, kepimi aldım geldim. Alkışlarla uğurluyoruz amcamızı. Bir şey söylemek ister misin? Sağ olasın. Alkışlıyoruz ama. Şimdi tamamıyla genç istenenler gitti, gençler kaldı. Hadi bakalım. Bir tur yapalım. Bugün bayağı kalabalıyız burada. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, hadi basmaya gelmez. Şampiyonumuz burada. Hemen ayrılmıyoruz arkadaşlar. Sağ olun. İsim neydi? İsim Dursun. Dursun, soy isim? Soy isim Duman.
Duman. Aynen. Dursun Duman. Kimin oğluydun sen? Yaşar'ın oğluyum. Yaşar abinin. Yaşar. Evet. Yaşar abi yok mu burada? O kendi işleriyle uğraşıyor. Şu an İstanbul'da birazcık yoğun Kurban Bayramı vesilesiyle. Sen alışkın mıydın böyle programlara? Yok. Ben ilk defa geliyorum zaten. Okuduğum için çok yoğunum. Ne bölümde okuyorsun? Elektrik mühendisliği okuyorum. 4. sınıfım. Neredesin? Kocaeli Üniversitesi. Bravo. Allah yolun açık etsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne düşünüyorsun program hakkında? Program güzel. Burada köylülerimizin bir arada toplanması, birbirlerine değer vermesi, evet, gençlerin, çocukların birbirini sevip sayması. Yani gayet güzel bir program. Yani bunu bir İstanbul'da ben 23 yaşındayım. Yıllardır İstanbul'da yaşıyorum. Kocaeli'de yaşıyorum. Bu böyle bir program yok yani. Ayaklar yok sağlık. Yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Herkesin eline ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Biz de sizi seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz. Saygılar. Sağ olun. Evet. Bayağı dedik ya şimdi Cemalettin bu işi götürecek ama. Aynen abi, bayağı şey yaptık da arkadaş başarılı oldu. Arkadaş misafire kıyamadın herhalde sen. Tabii abi. Değil mi? Aynen öyle. Dedim bir dahaki sene bir daha gelmez belki. Tabii. Her zaman bekleriz yani. Tebrikleşin, kucaklaşın ve tebrik bitirelim. Ederim. Eyvallah. Evet. Teşekkürler. Rica ederiz abi. Abim kolay gelsin. Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Ne ağacı bu abi? Gürgen ağacı. Gürgen. Evet. Özellikle mi seçtin bu ağacı sen? Ya öyle denk geldi ama bu şekilde desen verdi, çok güzel oldu. Aynen, süper olmuş. Evet. Ne ürünleri var burada abi? Burada okvar var, yalmaz tavalara şeyler var, keskiçler var. Ekmek yapmak için uzun keskiçler, evet, var. Teyzelerim, ablalarım, şunlar keskiç, yani yufka çeviriyorsunuz bunlarla. Uzunlu kısalı yapmışsın. Evet, evet. Herkesin istediğiniz şekilde. Bunlar da oklava. Evet. Eğer oklavayı ekmek içinde kullanırsın. Enişte beyleri niye eve geç geldiğini şu, dövmek için de kullanırsın. Şurada baklava için. Baklava. Hangisi baklava? Bunlar mı baklava? Bu da baklava için. Ayrı mı oluyor baklava? Tabii, daha ince oluyor. Evet, bu daha hafif, daha ince. Evet. Baklavalıklar, evet, baklavalık oklavalar, yufka yapmak için oklavalar. Evet. Satışlar nasıl abi? Güzel ağlama çok şükür. Mevlüt abi onu Allah çıkaramayız değil mi oradan? Allah bereket versin. Desene bak. Bak bu desen de farklı, evet. Hüseyin abinin dediği gibi, evet, bu daha farklı. Evet. He. Kızartmalarda mesela yağını tavada bırakmazsın için. Yağını tavada, he, yani çatal görevi görüyor, evet, bu arkadaş. Evet, evet. Evet, doğal ağaç çatalımız. Evet, süzmek için. Yine çeşit çeşit ürünlerimiz. Evet. Bunların fiyatları hep farklı farklı mı? Evet, farklı farklı. Diyelim ki bu piknik alanında bunlar satılmadı. Daha sonra diyelim ki senden bunları almak istese arkadaşlar ulaşabiliyorlar mı? Ulaşır. Ulaşırlar. Evet. İbrahim abinin telefon numarasını da bu ürünleri tanıtırken alta yazacağım. Eğer ki bu ürünlerden, çevre illerden, ilçelerden, köylerden ya da gurbetten talep etmek isteyen olsa İbrahim abi size buradan bir paket yapar. Bu paketi de Sinop'umuzun Dikme ilçesine Yayhan köyünden sizlere gönderir değil mi abi? Gönderirim, gönderirim. İstediğiniz yere. Eyvallah, teşekkür ederiz abim. Ben teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz cümlede. Gel otur ben. Abi, çekim yapıyor. Otur hadi gel. Abi otur lan. Aranıza oturacağım. Kim ya, ayıp ediyorsun yani. Hoş geldiniz efendim. Sağ ol, sağ ol, hoş bulduk. Memlekette böyle güzel bir ortamda piknik yapmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Çok güzel. Bütün komşular bir arada. Hepimiz böyle vardı. Memleketin tadını çıkartarak bütün gurbettekiler bir araya gelmiş. Hepimiz toplandık, güzel bir piknik yapıyoruz. Mangal yaptın mı abi? Mangal bayramın birinci günü yaptım. Bugün yaptım. Semaverle kaynattın mı? Semaverle iki tane kaynıyor. Semaver. Abi, semaver diyor, mangal diyor. Ne olacak bu iş? Semaverimiz var ya, yanıyor orada. Çayımız olur inşallah. Çay ikram ederiz. Halis abiden, çaylar Halis abiden. Çaylarda sıkıntı yok. Abi her sofraya uğrayıp bir şey böyle götürüyoruz aramızda. Ekip kalabalık, biliyorsun beni. Afiyet olsun yani. Ne varsa Allah ne verdiyse yeriz. Eyvallah, eyvallah. Gençler şöyle biraz geriye gidelim.
Gene müzikle birlikte başlıyorsunuz. İpi ilk geçen şampiyon oluyor. Haydi bakalım. Müzikle beraber. Müzikçi bana bakıyor. Başladı. Yavaş düşmeden. İki. Tamam. Şu bir, bu iki. Bak hemen. Şurada ortada abiler var iki tane bak. İki gözlüklü. Var ya benim gibi iki tane orada gözlüklü. O abilerin yanına geçti. Çuvalları verin. Abim de sen ver. Sen ver. Sadece bilet mi? Evet. Yılmaz abimiz, yine üç aktardan muhtarımız. Reyhan Çırak, Sezgin Çırak, onların biletlerini de ben eli koydum. Daha da atacağız bile. Çıkanları sen artık alırsın hediyeleri. Eve götürürüz. Arabada yer yok. Bana telefon et, ben gelirim arabaya abi. Evet, olimpiyatlarımız sen. Bayan aşamasında hanımefendiler yarışacak. Müzikle birlikte başlıyorsunuz. İpi ilk geçen birinci oluyor. Haydi bakalım. Bekle, bekle. Ona vereceğim. O müziğin etkisi kaldı. Kız, o nasıl zıplamaydı öyle? Bir dakika. Abi, bir köy yukarıdan gelmiş, bir köy aşağıdan gelmiş. Zahmet Hoca. Tamam, ses geliyor mu? Zahmet Hoca. Evet. Dikmenler Halkler Federasyonumuzun Genel Başkanı Alaaddin Karaslan'la kısa bir röportaj olacak. Kazan başında siz değerli misafirlerimizle. Tempo TV'den yayınlanacak bugünkü şenliğimiz. Kıymetli başkanım hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah'a çok şükür. Hamdolsun iyiyiz. Bize şimdi bu Kazan'ın, Keşke'nin önemini bir anlatın. Bu ahali toplanıp burada ne yapacağız? Ya bizlerin kültürel bir yemeğimiz, keşkeğimiz. Hı hı. Malum. Yani bizler daha büyüklerimiz bayramlarda, sevinçli günlerinde, mutlu günlerinde, düğünlerinde yani keşkek özel pişer. Onun için de bizim için kültürel olarak keşkeğimizin manası büyük. Hı hı. Çünkü çok eskiye dayanan Osmanlı döneminden bu tarafa doğru bizim kültürümüzde yer etmiş bir bizim ikramımız, misafirlere verdiğimiz ikramımız keşkek yemeğidir. Usulü ne şimdi bu kapağı kaldırmanın? Şimdi kapağı kaldırmanın usulü tencerenin kendinden de görüldüğü gibi malum ağırdır yani. Aynen. Abiler, şimdi buradaki bu keşkek... Aşçı abiler çok zorlandı buraya evet, kadar. Evet. Yani şimdi buraya 4-5 tane arkadaşımız getirdi. Malum yani bir kişi 5 kişiyle bu kalkmaz. Dolayısıyla biz bunu ne yaparız? Bütün hep birlikte. Evet. Bayramlar, piknikler nelerdir? Yani insanların çokluğuyla, birlik beraberliğiyle önem kazanır. Biz de dolayısıyla hep birlikte bu keşkek kazanımızı kapağını kaldıracağız. Hep birlikte ikram edeceğiz. Değerli misafirlerimiz, sayın başkanımız usulünü, adeti yerine getirerek hep birlikte görelim bakalım nasıl oluyor bu keşkek kazanının son finali. Evet. Hadi gel. Teşekkür ederim. Evet. Armağan diyeceğiz. Derneğimizin kazanını açmadan böyle. Hocamız şuraya bir gelsin duvar. Hocamıza önce bir dokun tasvir edelim.
Şimdi Şeref Başkanım hemen kapağı tuttu. Kapak bayağı ağır demek ki. Hocamız da çağırdığına göre. Amca. Hocam sen duayı biraz uzun tut. Ona göre biraz hafiflesin bize yani. Evet hocam. Şöyle mikrofonda hocam da yakın tursun. Evet. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي يا ربي إلهي يا ربي. Şu anda şuraya toplandık, huzuruna geldik. Ellerimizi açıp, boyunlarımızı büküp seni affeden ve acıyan biliyoruz. Biz günahkar kullarını şu mübarek bayram arifesi günü niyetine günahlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı, yapmış olduğumuz hayır ve hasenatlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu cemiyetimizi hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Bizleri birlik, beraberlik içinde, huzur içinde hayırlı bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Sayın Genel Başkanım, şimdi bakabiliriz. Keşik yağlı mı, yağsız mı? Aşçımız nerede? Orada. Aşçımız Yaşar Oğuz'a teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Aşçımız buyurun. Keşkek yağlı mı, yağsız mı? Keşkeğimiz yağlıdır. Buna katılan 8 kilo yağ. Of. Görüntülerde bundan var abi. Sırayı ile döktü adam. Herkese afiyet olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. Hadi bismillah. Hadi. Hadi bismillah. Buyurun. Serdar. Yıldırım. Şöyle hep birlikte. Rampaya da koymuşlar ki ya belli olsun. Kaldıralım. Hep aynıdır, alt üstü. Sen şu an bir tencereyi kapıp götüresin geliyor. Yağlı yağlı bakacak. Haydar Başkanım da kendi yani şeyini bırakmıştı. Akşam bir yolunu alırız İstanbul'a abi giderken. Abi biz seninle biraz sonra bunun şu tarafını bir götürelim. Bence de götürelim. Aynen, ekip arkadaş kalmadı. İzzet terbiyesizlik yapma, ben de çağır. Senin ekip de kalabalık, benim ekip de kalabalık. Biz de kalabalık. Yalnız keşkeye götürürken başkanları da unutmayın yani sadece. Yok başkanım, abi, sizi inşallah. Hiç sıkıntı yok. Tamam mıyız? Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Değerli başkanlarımıza ve siz kıymetli misafirlere teşekkür ediyoruz. Abim hoş geldin. Hoş bulduk. Sefa nasılsınız? Buldum. Şükürler olsun. İyiyim Gazi. Sen nasılsın? Memlekette bulunmak, komşularla bir arada olmak böyle nasıl bir duygu? Ya tabii bu bayramlar vesilesiyle insanların bir araya geldiği mukaddes günler. Biz de gurbette olan köylerimiz olarak bayramların gelmesini iple çekiyoruz. Neden? Çünkü köylerimizle, komşularımızla görüşme imkanımız oluyor. Yıl boyunca görüşemediğimiz arkadaşlarla. Dolayısıyla bayramları anlamına uygun olarak kendi köyümüzde bulunmaktan dolayı ve göremediğim dostlarımızı, arkadaşlarımızı görmekten dolayı son derece mutluyum. Tabii bir de bizim burada çocukluğumuzun geçtiği, aynen, gençliğimizin geçtiği yerler. Bu mekanları unutmamız imkanı yok. Acısıyla, tatlısıyla güzel günler geçirdik. Tabii kendi memleketimizde, kendi vatanımızda, kendi doğduğumuz yerlerde olmaktan dolayı ayrı bir güzelliği var tabii. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozulmasın. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Senin de izliyorum Tempo TV'de, Gazi ile Haydi Memlekete programında. İlk gurbette olarak sizin programları izlerken kendimizi memleketimizde teşekkür hissediyoruz. Ederim. Ben de bu dolayı teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun sayın müdürüm. Biz bugün böyle kıymetli dostlarımızla beraberiz. Özlemişiz gerçekten arkadaşlarımızı. Görmüşken de kendilerini bir sohbet edelim dedik. Kardeşim hoş geldin memleketimize, köyümüze. Çok teşekkür ederim Gazi kardeşim. Siz de hoş geldiniz tekrardan. Sağ olasın. Sizi görmek güzel. Özlüyoruz abi. Çocukluğumuz beraber geçmiş buralarda. Aynen öyle. Gurbete dağılınca gerçekten özlüyoruz sizi. Aynen öyle. Buralara kimler geldi, kimler geçti. Yani ne bileyim ya, buralarda düşündüğün zaman gerçekten iyi de kötü de günlerimiz geçti. Ama aynen, hep iyi olsun, güzel olsun. Tekrardan hoş geldin diyorum sana. Allah da razı olsun. Nasıl geçti yolculuğunuz, güzeldi inşallah. Yolculuğum da güzeldi, iyi geçti. Bir sıkıntı yoktu. Geldik işte pikniğimiz vardı. Maşallah. Köyümüze güle güle de geri dönersiniz. Geldik. İnşallah. İnşallah. Komşularımız, arkadaşlarımız hep bir aradalar. Gerçekten güzel bir etkinlik vallahi oldu. Vallahi güzel, iyi. Hep böyle olalım, iyi olalım. Güzel olalım. Allah birliğimizi beraberimizi bozdurmasın. Yani toplumumuz güzel. Yani baksana şu, yani ne bileyim ya. İnsanlar hep maşallah pozitif. Dolaşıyoruz vallahi arkadaşlarla. Biliyorsun biz bu sezon komple böyle 6 aydır Anadolu'muzun güzel köylerindeyiz. Bu da sezon finalimiz. Vallahi senden de Allah razı olsun. Yani ne bileyim yani, görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Hani inşallah
yolun açık olsun diyorum. Sağ olasın. Ama yani ne bileyim, böyle güzel bir ortamda, böyle güzel bir çekimde yaptığın için sana da teşekkür ediyorum gerçekten. Güzel bir günde beraber olduk Ali kardeşimle. Tekrar hoş geldin. Görüşürüz. Biz pikniğimize, programımıza devam edelim. Tekrardan Allah razı olsun. Siz de tekrardan hoş geldiniz. İyi programlar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere kardeşim. Tekrardan köyümüze hoş geldiniz. Sefalar dileriz Zemir abla. Evet. Mikrofon sende. Teşekkür ederim. Elimde öncelikle selamünaleyküm. Herkes hoş geldi. Tüm hemşehrilerimiz. İzzet diyor ki köyümüze hoş geldin diyor ama... Evet. 3 seneden beri benim de köyüm. Aynen öyle. Biliyorsun kardeşim. Aynen benim. Öyle abla. Sağ ol. Şimdi elimde bir bilet numarası var. Tahmin edebiliyor musunuz bu biletin kaç numara olduğunu? Nusret abi eder. 67 dedi. Evet, Serdar Ay abim dedi. Kıymetli ki. Kıymetli büyüğümüz de 57 dedi oradan. Şimdi bu bilete, evet, 557 TL'den açık arttırmaya sunuyorum. Beni de fazla da yormasın. 557 TL. Evet. Serdar Ay diyor ki 557 TL ile bu 57 numaralı bileti satışa sunuyorum diyor. Evet, artıran var mı? 557 TL. Serdar Ay'da. Evet. 800 TL Gazi Altıntaş oldu. Başka? Var mı artıran efendim? 900 TL. Ben hemen abimizi tanıyacağım. İsim neydi abi? Celal Gökçe. 900 TL. Amora rahat indirmeyecekler sana 57 numarayı. Evet, 900 oldu. Katkıncı. 1057. 500 TL. İlk önce 1500 denildi. 1500. 1557. Helal Hikmet. Helal. Helal. 1557 oldu. Evet. 2000. Reyhan Çılak 1557 dedi. Hemen ardından Sezgin Çılak 2000 lira dedi. Tamam. 2000 lira dedi Sezgin Çılak başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz sonra. Büyük Derneğimizin başkan vekili Salih Turgut Karakoyun Derneğimizin başkanı 2557 dedi. 2557 TL oldu. Başkanım siz de hoş geldiniz. Bu bileti vermezdik ben. 5.157 ben daha söylememiştim ama. Söyledim be. 3.057 dedin sen. Öyle mi dedin? Evet. Burada kaldı dedi. 3.057 de kaldı dedi. Kaldı. Abi isim ne? Mevlüt Gökçe. Mevlüt Gökçe. 5.057 dedi ama oradan birisi bir şey daha geldi. Var mı buradan bir şey? Kaç? 7.7. İsim ne abi? Hüseyin Kaya 7000 dedi. 7000 lira oldu biletimiz. Evet, 7000 lira. Hüseyin Kaya. Hüseyin Kaya 7000. Recep Kaya 8057. Helal olsun. Recep Kaya. Evet, 8057. 7000 numaralı bir yetişi. Ne oldu Sezgin abi, sizin çıkıyor. Adam dedi ki ben yaygın dışına vermiyorum diyor. He, yaygın dışına. Evet. Sezgin tek atılmadı. Biz yaygınlar değiliz bak, 8057. Evet. 8057 Recep Kanat'ta. Recep Kanat beyefendi, 8057 şu anda. Var mı arttıran efendim? 57 numaralı bilet gidiyor. Büyük Dağ gidiyordu, Büyük Dağ gidiyordu. Bak, Büyük Dağlı arkadaşımız bu bileti götürüyor. Hizmetsiz abi sen. 10.057. Bizden bu bileti alamadan yine alamazsın. Yine vermeyeceğiz. Recep abi dedi ki burada, hiç başta 10.500 lira ben bunu aldım. Daha da özetmiyorum dedi. Arkadaşlar hepinize merhaba. Başkanım teşekkür ederim bizlere bunu para verdiğin için. Hepinize Allah'tan emanet olun. Bu bileti ben aldım, sağ olun. Benim için Karakoyun yaygın hiç fark etmiyor. Saatim benim. Annem yaygından gitme. Hepinize sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Dikmenimizin çalışkan, genç, dinamik belediye başkanı kıymetli Adana Carı sizlere arz ediyorum efendim. Alkışlarla. Kıymetli protokol, piknik alanında bulunan saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve sevgili çocuklar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu programı oluşmasında emeği geçen dernek başkanlığı ve yönetimine,
Ayrıca kıymetli muhtarımızı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Alanımız güzel, yeşil bir alan, çamlığın bol olduğu bir yer. Ama ateşle buluşma ortamı çok fazlasıyla var. Mangal var, ateş var, sigara var. Onun için şu temennim olacak. Gerçekten canı gönülden sizden şunu istiyorum. Dikkat edelim, yangına ehemmiyet vermeyelim. Sigarayı kontrol edelim, bütün ateşleri kontrol edip bu piknik alanından öyle ayrılalım diyorum. Aynı zamanda da birkaç gün sonra buradan dönecek olan bütün hepinize hayırlısıyla gitmeyi Allah'ım sizlere nasip etsin diyor. Hepinize iyi eğlenceler diliyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi röportajlarımızı yapıyoruz. Sevgili büyüklerimizle, abilerimizle, dostlarımızla hem hasret gideriyoruz hem de güzel görüntülerimizi alıyoruz. Yine yanımda Yaykın'ın kıymetli bir iş insanı var. Kendisi de benim abim olur. Torpil geçmiyorum abim ben çünkü adam ağda oldu dernekte. En azından bir röportaj yapalım dedik. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız Aslan Bey? Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ederim. Programın hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah'ın programını aynı buradaki oksijeni bol olan yer gibi, Yaykın'ın güzelliği gibi devam etsin programınız. Eyvallah abim. Biz de ata toprağı, memleketimize sılayı rahim yapalım dedik. Mübarek Kurban Bayramı'nı bütün sizi izleyen televizyonunuzun değerli izleyicilerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim tekrar nasip etsin. Eyvallah. Herkesin çoluğu, çocuğu, sevdikleriyle, ailesiyle nice bayramlar nasip etsin. Biz de geleneksel olarak pikniğimizi kendi köyümüzde, ata toprağında, köyümüzü bilmeyen çoluğumuz, çocuğumuzla birlikte bu örf adetimizi ilelebet, Allah'ım ne kadar ömür verir bilmem, sürdürmek için karınca kararınca derneğimize katkı olsun diye piknik alanındayız. Evet, yine yanımızda bir iş adamı, sevgili kardeşimiz. Onu da tanıyalım, duygularını alalım ve abime de bir mikrofon sen uzat abi. Artık sunuculuğu sen yap. Öyle. Evet, teşekkür ediyorum Gazi Bey. Sana ve ekip arkadaşlarına teşekkür eder, kolaylıklar dilerim. İyi bir takipçinin, Tempo TV'deki programlarını izliyorum, tebrik ederim. Güzel başarılar, başarılı programlar yapıyorsun. Ayrıca emeklerinize sağlık, ekibin ve senin. Aynı zamanda fazla uzatmayacağım, Aslan abim tamamını söyledi. Sözlerine katılıyorum. Başta Sinop Dikmen Yaykın Köyü Derneği'nin yönetim kurulu ve başkanlarını tebrik ediyorum. Bu güzel programı organize ettikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de Yaydar üyesi olarak böyle etkinlikleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, Yaydar ailesine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Plaketlerimizden bir tanesi, geçen dönemki ağamız Burak Er haliyle gelemedi. Babası vekalet olarak Hüseyin Er, abimiz burada Hüseyin Er'e verilecek. Bir tanesi de geçen yıl 57 numaralı bileti alan Ramazan Duman'ın eşi döndü Duman. Onun yerine de bana annesini söylediler. Ramazan Duman'ın annesini de buraya doğru alabilirsek memnun olurum. Hüseyin Er abimizi buraya davet ediyoruz. Burak Er'in plaketini alması için. Hüseyin Er. Hüseyin Er abi, buyurun. Sayın muhtarımız sizlere Burak Er'in plaketini takdim ediyorlar. Fotoğraf alalım beyler. Dernek başkanımız, muhtarımız ve ağamız, kıymetli Hüseyin ağamız birlikte plaketi takdim ediyorlar. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hüseyin Er ağam hoş geldiniz. Aslan Korkut hoş geldiniz. Dursun Ali Külcü hoş geldiniz. Özcan Su, Erdal Özcan hoş geldiniz. Servet Şensoy hoş geldiniz. Önceki dönemki dernek başkanı Abdullah Coşkun hoş geldiniz. Aşiret ağası Erol Bey hoş geldiniz. Kürtelin Arafet. Tamam, hoş geldiniz. Vaframızın ağası aynı zamanda köyümüzün muhtar adaylarındandı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun başkanım. Teşekkür ediyorum. Ramazan Kuncu hoş geldiniz. Cuguli dedi ya. Aramızda Cuguli var. Cuguli. Cuguli hoş geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun.
İbrahim'siz hoş geldiniz. Bilgisayar profesörü buyurun. Hasan Kalaycı kardeşim, seni de bekliyorum. Kalaycı ben, kardeşler adına. Hasan Kalaycı. Acil bir şekilde seni de buraya bekliyorum. Herkes arttırdığı kadar ödeyecek. Arttırdığı parayı artı 5000 lirayı ödeyecek. Evet, Hasan Kalaycı geldi mi Kalaycı kardeşler adına? Yok mu? Arkadaşlar Hasan Kalaycı'yı bir telefon edip soralım. Gelmeyecekse veyahut da gelemeyecekse devam edelim. Hüseyin Erdoğan'dan başlayalım. Buyurun Hüseyin Erdoğan. Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hepiniz güzel memleketimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gençler, dostlar, ablalar, abiler hoş geldiniz. Şu güzel memleketimize. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Bayramı kutluyorum. Geleneksel hale gelen açılışımızı 5200 lira açıyorum. Hayırlı olsun. Hüseyin Ağa'ya teşekkür ediyoruz. Alkış yok mu? Hemen yanındaki Aslan Korkut kardeşimize mikrofonu veriyoruz. Direkt giriyorum ben hocam. 5500. 5500 Aslan Korkut'tan. 5600. Dursun Ali 5600. Evet Özcan Su. 5800. 5800 Özcan Su. Bu arada Seren Şensoy'u unutmadım. Bir dakika. Murat'ım yazıyoruz kimden ne arttırdıysa. Beni yönlendir. Evet. Abi ben gelemiyorum. 5800 Erdal Özcan. Seren Şensoy buyurun. 5900. Servet Şensoy 5900. Abdullah Coşkun. Sayın Başkanım. Abdullah Coşkun Başkanım 6000 dedi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Aşırı tarzı. Üstü serbest. 800. 6800. 6800. Rafet Erol 6800. 7000. 7000. Bekleyelim abi. 7200. Şucu Akman'dan 7000 geldi. Evet Ramazan Kürcü. 7250. 7250 dedi Ramazan Başkanım. Evet. Cumhuriyet'e teşekkür ediyoruz. 7400. İrfan için 7400 dedi. Aslan, pardon, Serdar Şensoy kardeşimiz toplam 1500 lira, 300 lirayla beraber 1500 lira veriyor ve çekiliyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Serdar Şensoy. On bin beş yüz, Rafet Erol, evet. Şükrü Akman Bey. 10.750. 10.750 Şükrü Akman da Şükrü Bey. Bir anda bu konuya. Evet, Ramazan Türk'ü. Gidersin sen de. Koçu sağlam tutuyorsun değil mi? Yakışıklı. Evet Gazi abi öncelikle hoş geldin. Eyvallah. Koçu safa sağlam tutuyoruz. Koçu sağlam emanet etti ağa. Ağlarımızı bekliyoruz. Çok çetin gidiyor yarışmaya. Ağlarımızın talibi burada. Ya, ağlarımız çok da, çetin gidiyor. Ağlarımız da sıkı sıkı gidiyor evet, çetin. Yüksek yüksek birbirlerini yakalamaya çalışıyorlar. Şu an gerçekten çekişmeli gidiyor. Her şey keyifli. Çaylarını içiyorlar burada. Koç çok heyecanlı yalnız. Farkında mısın? Koç yerinde durmuyor. Koçu zapt edemiyoruz. Değerli hemşehrilerim. Dernek işi, gönül işi. Dernek işi, birlik işi, beraberlik işi. Tabii ki siz burada olmasaydınız biz de burada olamazdık. Ama bizim sizlerden aldığımız güç, destek hepimizden daha çok değerlidir. Onun için ben burada eniştemize bu seneki ağalığı da bağışlıyoruz. Değerli Kürcü ailesinden Ramazan Kürcü Başkanım. Senin şu anda vaat ettiğin para 34.100. 5.000 lira da koyunu verdik. 39.100. Değerli arkadaşlar olmaz. Şükrü Bey ikinci olarak çekildi. 3.000 lira farkı siz koydunuz. Ben değil. Birinciye de farkını siz koyacaksınız. Öyle. 50 gün başkanım. Bir ses alalım bakalım. 50.
Hanım kardeşlerimden bir ses alalım. Ne kadar Ramazan Bey'e limit arttıralım. Gel. Ramazan Bey, hanım kardeşlerim. Ramazan Bey, hanım kardeşlerim 50 diyor, beyefendiler 50 diyor. Ama ben vicdanlı adamım. Sen Şükrü Bey, her biriniz bize her zaman lazımsınız, her zaman katkınızı yapıyoruz. Seni de 45 bin düz yapalım mı? Alkışlar Ramazan Külcü için. Ramazan Külcü 45 bin lira ağır almış oldu. Ama başkanım bir saniye. Yok 45 bin lira değil. Müsaade ederseniz değerli hemşerilerim. Enişte bunu da ben belirleyeyim. Lütfen. Durma bizi. Bak bu kadar millet ayakta bizi alkışlıyor. Cuma pazarı mini hal olarak Ramazan Külcü'ye 50 bin liraya bu kuzuyu satıyoruz. İtiraz olan el kaldırsın. Ramazan kardeşim kabul mü? Eyvallah. 50 bin lira Ramazan Külcü'den teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Dursun Ali Külcü kardeşim yanımızda. Bir önceki dönem çağlarımızdan. Sözü Dursun Ali'ye verelim. Ver hocam mikrofonu. Evet, iki tarafımı da enişteler sardı arkadaşlar. Ama tabii biz yılmıyoruz. İkisi de eniştemiz. Enişte demek devlet demek. Hadi abi. Ben Ramazan abiyi de tebrik ediyorum. Hayırlı olsun abi. Şükrü abiyi de tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum enişte. Ben de abi kalbi sesini alalım buraya. Ben de bu derneğimize, bu milletimize 75 bin lira derneğe bağış yapıyorum. Alkışlar! Alkışlar daha yüksek. Alkışlar Ramazan Külcü için. Şimdi toplu bir aile fotoğrafı çekilmek için A adaylarımızı, muhtarımı, koçumuzu da getirelim. Evet arkadaşlar, A adaylarımızı, A'lı oturanlar, muhtarımız. Evet kıymetli izleyenler, bugün de Sinop ilimizin güzel ilçesi Dikmen'e bağlı Yayın Köyü'nde güzel bir piknik programında beraber. Teşekkür ediyoruz. Sayın abim de gördüğünüz üzere A seçildi, tebrik ederim. Eyvallah. Ağlık elbisesini de giydi maşallah. Yayın köyüne hizmet için, derneğe hizmet için bu göreve talip oldunuz. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Biz zaten gönüllerin ağasıyız. Eyvallah. Sıkıntı yok yani. İsim ne sizin? Ramazan Külcü. Ramazan Külcü abimize işte ağlığı evet. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Koç da geldi, yerini buldu abi. İki saattir bekliyoruz bu koçun kim olacak falan diye. Koç köyümüzün. Köyümüzde kalır. Sıkıntı yok. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ne söylemek istersin köylülerine, millete, arkadaşlara? Köylülerimize ne söylemek isterim? Öncelikle bütün köylerimizi canı gönülden selamlıyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Biz bu Yayder için varız, Yayken Köyü için varız. Hepimiz bu Yayken Köyü için canımızı feda etmeye hazırız. Canımızı feda edebiliriz. Onun için yani herkes bizim annemiz, bacımız, kardeşimizdir. Burada herkes bizi ayakta alkışladılar. Çok teşekkür ediyorum canı gönülden hepsine. Allah razı olsunlar. Helal hoş olsun Yayder'imize. Katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Teşekkürler. Ya bunu tabii ben kendi şahsım olarak
katıldım ama tabii burada kardeşlerimin de büyük bir payı vardır. Biz birlik olduğumuz için. Aile olarak diyorsun. Tabii bir aile olarak onların da abi kardeş destek olmuş. Kesinlikle yani kesinlikle. Evet. Allah onlara da çok teşekkür ediyorum. İyi ki der varlar onlar da. Tamam. Yani yanımızda teşekkür ediyorum. Başkanım tebrik ederim. Güzel bir organizasyon gerçekleştirdiniz. Biz de hem adaylarımıza hem ağamıza, muhtarımıza ve bütün köylülerimize, geçmiş dönem dernek başkanlarımıza, muhtarlarımıza, buraya katılan hanımefendilere, beyefendilere, gençlerimize, çocuklarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz ağamızı da, adaylarımızı da. İnşallah daha nice 2024 değil 2054'leri görme umuduyla diyoruz. Hedefimiz büyük. 15 dönüm, biraz önce Şükrü Bey'in de söylediği gibi 15,5 dönüm yer Fındık Maltepe'de, İstanbul'da yeri olan bir dernek için çok az köydeki yer. Biz Allah'ın izniyle muhtarımızla el ele verip burayı 50 dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Ama ilk önceki hedefimiz şu yerimizin bir 98 yıllığına tapusunu köy tüzelçisine devretmek. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun pikniğiniz. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenler. Buyur buradan öncelikle annemin babamın ellerinden öpüyorum. Onlara çok değer veriyoruz. Onlar iyi ikiler varlar yani bizim için. Hani onlar başımızın tacı. Tabii kesinlikle. Onları unuttun mu? Öyle sana güzel evlatlar yani, yetiştirmişler ki memlekete hizmet ediyorlar. Sağ olsun. 957 Fincan takımı. 957 bir fincan takımı daha. 60 60 numara. 60 araba. Tempo TV televizyonumuzun kıymetli izleyenleri, gerçekten bu sezon çok güzel bir sezon geçirdik sayenizde. Bizi kıymetli mesajlarınızla, izlenme oranlarımızdaki artışla daha güzel programlar yapmaya vesile ettiniz, motive ettiniz. Teşekkür ederiz. Sezon finalimizi de yine doğup büyüdüğümüz ata topraklarından yapmak istedik. Güzel bir organizasyon oldu. Yayder Pikniği oldu. Yaykın Köyü Derneği'nin. Röportajlarımız oldu, güzel çekimlerimiz oldu. Çok neşeli bir program çektik. Yanımızda da değerli iş adamımız, yine bu köyümüzün evladı, kıymetli bir abimiz var. Hem kendisiyle tanışacağız hem de program hakkında, gün hakkında, memleketimiz hakkında şöyle kısa bir röportaj yapıp sizlere veda edeceğiz. Kıymetli abim, hoş geldin memleketimize. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin güzel kardeşim. İzleyenlerimiz için kendini bir tanıt bize. Ben Hüseyin Er, Sinop Dikmen Yaykınköy doğumluyum. İstanbul Maltepe'de ikamet ediyorum. Buraya derneğimizin pikniğine geldik. Çok güzel bir organizasyon oldu. Harika oldu. Sana da çok teşekkür ediyorum emeklerin için. Çok biz sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli abim, sizle birlikte olmak, memleketinizde olmak, bu güzel insanların bu güzel neşesiyle bir arada olmak çok güzel. Kesinlikle. İstanbul'a köyümüzün kardeşim. Değerli bir iş adamısın. Gerek derneğimize, gerek memleketimize, milletimize güzel hizmetleriniz oluyor. Teşekkür ederiz. Çok abi. Teşekkür ederim. Bundan çok gurur duyuyorum. Bu memleket bizim. Biz burada doğduk, büyüdük. Yani harika bir memleket. Harika bir organizasyon. Sana da çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Buradan Tempo TV'ye selamlar. Çok teşekkür ederim. Hüseyin abim de sağ olsun. Bize program sezon boyunca reklam vererek bizi destekledi. Çok teşekkür ederim. Her abim. Zaman gurur Allah duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var mı çok, isteğin? Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz abim. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Çok görüşürüz yine inşallah. Görüşmek yeni üzere. Sezonda görüşürüz. İnşallah. Teşekkür görüşmek ederiz. Üzere. Çok teşekkür ederim. Çok evet biz de buradan çok sağ gerek ekip arkadaşlarıma, kameraman arkadaşlarıma, fotoğrafçı arkadaşıma, Tempo TV yöneticilerimize teşekkür ederek Yaykın Köyümüzden senle vedalaşalım. Başarılar diliyorum. Selamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bahçemizde gül var mı? Gül dibinde ne var mı? Bahçemizde gül
size geleceğim. Yatağımda yel var mı? Akşama size geleceğim. Yatağımda yel var mı? Ay gelir aydan beri, çay gelir çaydan beri. Ben yarimi görmedim, üç buçuk aydan beri. Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun. Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, sen de pişman olursun. Alacaksan al beni, sen de pişman olursun. Ay gelir aydan beri, çay gelir çaydan beri. Aydan beri, çay gelir çaydan beri. Ben yarimi görmedim, üç buçuk aydan beri. Ben yarimi görmedim, beş buçuk aydan beri. Gördüğün kaynasın eller, eller ne derse desinler. O delili yesinler, aman oynasın eller. Eller kaynasın eller, eller ne derse desinler. O delili yesinler. Kurkan ikiz, haydi bakalım eğlenceli.